İstanbul'un eski güzel köşelerinden bir tanesine gidiyoruz. Malum İstanbul her geçen gün biraz daha bozuluyor. Bunun önüne geçilemiyor tabii ki. Yüzyıllar ötesinden günümüze dek gelen İstanbul o kadar çok değişim uğramış ki. En son bu geçen son 20 yıldan beri İstanbul Boğazı'ndaki yeşillikler artık gittikçe küçülmeye başladı. Zaten küçülmüştü ama daha da küçülmeye başladı. Bütün bunlar bir tarafa, semtlerde artık o eski insanlar kalmadı. Yeni yeni insanlar, yeni yeni adetler, yeni yeni bir takım efendim görüntüler, bunlar almaya başladı yerini. Ama bunun önüne geçilemiyor tabii ki. Bu dünyanın her tarafında da aşağı yukarı böyle. Evet, ben İstanbul'un o güzel köşelerinden birisine hala kısmen kendisini korumaya çalışan, eski kimliğine kısmen sahip çıkabilen Yeşilköy'e doğru gidiyorum. Yeşilköy'ün eski adı baktığımız zaman 1920'li yılların öncesine kadar hep Ayestefanos, bugün hala bizim Rumlarımız Ayestefanos adını kullanmaya da devam ediyorlar diyebilirim kendi aralarında. Ve hatta gene Latin Katoliklerin yani Levantenlerin adlandırmış olduğu gibi San Stefano adlarıyla hep anılmış. Hatta bizim posta damgalarında Cumhuriyet dönemindeki yeni posta teşkilatı kurulana dek hep damgalarda, posta damgalarında Ayestefanos ya da San Stefano damgalarını ve hatta yazılarını, ibarelerini görüyorsunuz. Aslında Ayestefanos bir azizin adı. Yani baktığımız zaman Hristiyanlık tarihine ilk şehit edilmiş, onların tabiriyle martirize edilmiş, yani Türkçesi şehit edilmek anlamına geliyor. İlk öldürülen kişi Hazreti İsa'nın müritlerinden bir tanesi. Genç bir çocuk, daha buluğ çağından yeni çıkmış. Her zaman Hazreti İsa'nın yanında yer alan ve ne zaman havarileriyle beraber bir araya geldiklerinde toplantı öncelerinde onların toplandıkları yeri temizleyen, düzenleyen, efendim tütsü yakan ve bunun dışında onlara yardımcı olan bir genç çocuk Stefanos. Tabii hepsi Hazreti İsa gibi, hepsi de Musevi. Ancak Hazreti İsa ne zaman doktrinlerini, efendim felsefesini, havarilerini o dersleriyle tabir ettiğimiz konuşmalarıyla veriyor ediyor. O şekilde tabii ki Ayestefanos da aralarında yer alıyor. Fakat o kadar bağlılık gösteriyor ki Hazreti İsa'ya. Sonunda bir gün Musevi arkadaşları, efendim ötekiler onu ele veriyorlar ve Yahudi mahkemesi tarafından alınıp mahkeme ediliyor ve sonunda Hazreti Musa'ya küfrettiği addedildiğinden efendim ölüm cezasına çarptırılıyor. Gencecik çocuk rejim ile öldürülür, taşlanarak öldürülür. Ve biz bakıyoruz Hristiyanlık tarihinde yazılı olduğu gibi ilk öldürülen kişidir. Hazreti İsa ile beraber, bütün yanındakilerle beraber ilk öldürülen kişi Stefanos'tur. Stefanos öldürüldükten sonra Kudüs'te, daha doğrusu Yeruşalem'de bir yere gömülüyor. Aradan zaman geçiyor. Hazreti İsa ölüyor. Hazreti İsa'nın ardından efendim Hristiyanlık yavaş yavaş gelişmeye başlıyor. Ve aradan geçen bir süreç, ki 1-200 yıldan söz ediyoruz. 4. yüzyıla geldiğimizde 300'lü yıllarda Doğu Roma İmparatoru 1. Konstantinus'un annesi, koyu Hristiyan kraliçe Elena, Kudüs'e, Jeruşalem'e bir yolculuk yapıyor. Kutsal topraklarda bütün Hazreti İsa'dan Meryem'e kadar olan ve bir takım işte Hazreti İsa'nın müritlerinin mezarlarını, bıraktıkları izleri, yerleri hepsini geziyor, görüyor. Ve İstanbul'a döndükten sonra da oğlundan bir ricası var. Bütün ne kadar ne varsa elde oradaki kutsal emanetlerin başkent İstanbul'a, yani Konstantinopolis'e gönderilmesini istiyor. İşte o süreç içinde başlar ki kutsal topraklardan bir takım kutsal emanetler, kimi ölmüş azizlerin efendim kemikleri, rölik tabir ettiğimiz bütün bunlar efendim İstanbul'a gönderilmeye başlanıyor. Aradan zaman geçer. Bu böyle bir süreçtir, devam eder ve ardından da bir süre sonra gene 400'lü yıllara geliyoruz. Aziz Stefanos'un mezarı bulunur. Oradan kemikleri gene İstanbul'a gönderilecektir. Bir gemiye yüklenir ve İstanbul'a kadar gelir. Gelir ama bu arada batıda, Roma'da, batıdaki Hristiyanların başındaki efendim otorite, başpapaz, İstanbul'dan ricası vardır. Der ki sizde bu kadar mukaddes emanet var. Bu kadar azizlerin kemikleri var, muhafaza ediyorsunuz. Ama bize de bir şeyler gönderin. En azından Stefanos'un kemiklerini bize gönderin diye rica eder. Tabii bu geri çevrilmez bu istek. İstanbul'da, Konstantinopolis'te alınan bir kararla bir sandukanın içinde Aziz Stefanos'un kemikleri bir gemiye yüklenir
ve İstanbul limanından büyük olasılıkla belki de Yenikapı limanından yollara çıkar. Ancak çok az bir süre sonra, İstanbul'un surları geçirdikten bir süre sonra büyük bir fırtına patlak verir. Öyle bir fırtınadır ki tarih yazmıştır, tarihçiler yazmıştır. Bu fırtına 10 gün, 12 gün kadar devam ediyor. İşte fırtınanın başladığı o ilk günlerinde gemi batmasın diye o korkuyla Yeşilköy açıklarında demir gelir kıyıya doğru, demir atar. Beklemek için, fırtınanın dinmesini inmek için. 2-3 gün sonra fırtına daha da şiddetlenir. Ve o korkuyla, gemi batacak korkusuyla çıkarırlar o sandukayı, artık tabut mudur, sanduka mıdır, bir muhafaza mıdır? Aziz'in kemikleri sahilde bir yere çıkartılır. Ve beklenir. 10-12 gün bir zamandır o geçen zaman. Orada artık bir barakanın içine mi yerleştirilmiştir, orada mı korunmuştur, bir çadırın altında mı korunmuştur bilemiyoruz. Ondan sonra fırtına dindikten sonra tekrardan o sanduka alınır, gemi yüklenir ve Roma'nın yolunu tutar. O günlerden bugünlere Aziz Stefanos'un kemikleri efendim, özellikle İtalya'da gene bazı Avrupa kentlerindeki başka kilise ve katedrallerde bir kutsal emanet olarak işte kafatasından bir parça, omurundan bir parça, bir parmak kemiği şu bu sağda solda saklanmaktadır. İstanbul'da da aslında birkaç parça kalmış. Şöyle ki Agios Stefanos Yeşilköy Rum Ortodoks Kilisesi'nin tarihine baktığımız zaman eski kayıtlarda resmen yazılı, tarihçilerin de belirtmiş olduğu gibi kilise yapılırken temelde bir yere birkaç parça da orada bırakılıyor o Balıkçı köyünde ve ondan sonra da orada koruma altına alınıyor. Yani bugün kilisenin temelinde bir yerde bir muhafaza edilen bir kutunun içinde Aziz'in birkaç parça kemiği bulunuyor hala. Bu kilisenin kayıtlarında resmen yazılı. O kayıtları özellikle bulduk, ortaya çıkarttık. Bugün Balıklı Rum Hastanesi'nin kasasında saklanır. O kayıtlarda resmen yazılı ki temelinde bir yerde kilisenin o kemikler hala saklanıyor. Bir başka kemik, küçücük bir kemik parçası da Surpirkiç Hastanesi'nin müzesinde bugün muhafaza ediliyor. Orada sergileniyor hatta. Yani Yedikule'de Surpirkiç Ermeni Hastanesi'nin o muhteşem müzesinde. Şimdi ne zaman bu kemikler oradan alıp götürülüyor? Roma'ya orada da birkaç kemik parçası bırakılıyor. Ondan sonra biz bakıyoruz tarihte o Balıkçı köyünün Agios Stefanos adıyla anılmaya başlandığını. Ve kutsanmış bir köy oluyor. Yani birçok gelen giden orada dualar ediyor. Aziz'in kemiklerinin o 10-12 gün zarfında korundukları yerin üzerine de bir kilise inşa ediliyor. O kilise birkaç kez tarihte yıkılmış, yanmış, depremlerde yıkılmış gitmiş ama eski kilisenin temelleri üzerine en son kilise 1840'lı yıllarda yapılmış. Ardından da o günlerden 1920'li yıllara kadar o güzelim Yeşilköy beldesinin adı da Agios Stefanos, Agios Stefanos olarak anılmış. Stefanos aslında Hristiyanlık tarihinde sonradan alınan bir kararla azizlik mertebesine çıkarılmış, kanonize edilmiş bir kişilik. Ve baktığımızda bütün ikonalarda genç bir çocuk portresi görürsünüz. Ayakta duran bir çocuk. Masum bakışlı. Agios Stefanos bu ikonalar üzerinde bir de elinde bir buhurdanlıkla gösterilmiştir. Çünkü onun görevi hep o buhurdanlığı yakmak. Hazreti İsa ve müritlerinin, havarilerinin toplantı yaptıkları zaman o bulundukları yere güzel kokular vermek. Kötü ruhları, kötülükleri def etmek için o güzel buhuru her zaman yakmıştır. Ve gene ikonalarda Aziz'in bir elinde de bir taş görülür ki o taş onun taşlanarak rejimle öldürüldüğünün bir işaretidir. Evet, bugün Yeşilköy'den söz ettik. İstanbul'un o güzel beldelerinden bir tanesi. Hala kısmen de olsa kimliğini, eskilerini, o eski köşklerini sessiz sedasız içine kapanık bir şekilde koruyan bir yer. Gitmediyseniz bugüne kadar muhakkak bir gün gidin Yeşilköy'ü gezin. O eski köşklerin arasında dolaşın. O tarihi bir şöyle algılayın. Ve de bunun yanı sıra Yeşilköy'deki Agios Stefanos Kilisesi'ni de ziyaret edin. Hepinize güzel, sağlıklı günler dilekleriyle.